DNA replikasyonu DNA iki zincirden oluşan bir moleküldür. Birbiri üzerine kıvrılmış iki sarmal yapıdadır. Her bir zincir dört organik bazdan oluşur. Bu bazlar A, C, G ve T harfleriyle sembolize edilir. İki iplik birbirini tamamlar. Bunun anlamı eğer bir iplikte timin varsa karşısındaki iplikte adenin olacaktır. Ve her nerede stozin varsa diğer iplikte bir guanin olacaktır. Her iki de 5 üstlü ucu ve 3 üstlü ucu vardır. İki iplik zıt yönlere doğru ilerler. Bu DNA'nın her bir ipliğinin nasıl işlendiğini ifade eder. DNA işlenmesinde ilk adım iki ipliğin birbirinden ayrılmasıdır. Bayırılma işlemi helikaz olarak adlandırılan enzim tarafından gerçekleştirilir ve eşlenme çatal oluşumu ile sonuçlanır. Pirmaz enzimi işlemi başlatır. Bu enzim küçük bir reyna parçasını yapar. Primer olarak adlandırılan küçük reyna parçaları oluşturulur. Bu yeni DNA telinin yapımı için başlangıç noktasını gösterir. DNA polimeraz adı verilen bir enzim primere bağlanır ve DNA'nın yeni iplikçiğini yapar. DNA polimeraz DNA'nın 3 üssü ucunu okur. Yeni ipliği ise 5 üst ucundan 3 üssü ucuna doğru sentezler. DNA'nın yeni iplikçiklerinden biri olan bu iplikçik sürekli ve kesintisiz olarak yapılmaktadır. Diğer iplik, geri kalmış iplikçik sürekli bu şekilde yapılamaz. Çünkü ters yönde çalışır. DNA polimeraz bu nedenle sadece küçük parçalı diziler halinde bu teli yapabilir. Bu parçalara Ogazaki parçaları denir. Her bir parçası bir reyna primeri ile başlar. Bu parçaları reyna primaz adı verilen bir enzim yapar. DNA polimeraz ise 2 RNA primazı arasına DNA bazlarını yerleştirir. Bu oluşturulan kısa iplik 5 üssü yönünden 3 üssü yönüne doğru yapılır. Yeni DNA yapıldıktan sonra DNA egzonükleaz 2 ipliklerini tüm RNA primelerinden kaldırır. Başka bir DNA polimeraz enzimi geride kalan boşlukları DNA nükleotitleri ile doldurur. Sonunda DNA ligaz enzimi DNA parçalarını birbirine bağlar.